Sevgili izleyenler, Anadolu Tarihi Afyonkarahisar programımızda bugün Afyonkarahisar'daki en büyük camilerden birisi olan Ulu Cami'deyiz. Aslında burası geçmiş dönemlerde Afyonkarahisar'da büyük yangın çıktığında bir arastaydı ve 40 tane dükkan vardı. Hepsi kül olmasından dolayı esnafın gönlünü etmek için, onlara moral vermek için bu camiye 40 tane direk yapıldı ve her 40 direğin başında farklı işlemeler bulunmaktadır. Bakalım bunlar nelermiş hep birlikte izleyelim. <laughs> İsmim Mustafa Yıldırım. Afyon Ulu Camii müezzin kayım olarak görev yapmaktayım. Camimiz 1272-1277 yılları arasında Selçuklular döneminde yapılan bir cami. O yıllarda Selçuklu Sultanı 3. Kıyasettin Keyhüsrev zamanında yapılma. Afyon Karahisar'ımızda Selçuklular döneminde Afyon Karahisar'ımızda Sahip Hataoğulları Beyliği hüküm sürmekte. Beyin ismi Fahrettin Ali. Aynı zamanda e, oğlu Nasreddin Hasan e, Afyon emiri. Camimizin olduğu bu bölge Afyon Karahisar'ın ilk yerleşim bölgesi burası. Burada 40 tane dükkan olan bir arasta var. Kenarda e, bildiğimiz, kayıtlardan bildiğimiz Sivrisarlı Yusuf Attar Efendi Mescidi olarak bildiğimiz bir mescidimiz var. Aynı zamanda kabristanlık falan var. Ee, bir yerleşim yeri burası. Aras'ta da yangın çıkmakta. Aras'ta komple yanmış, 40 tane dükkan zarar görüyor. Ve kenardaki e, Sivrisarlı Yusuf Attar Efendi Mescidi olarak bildiğimiz mescitte zarar görüyor. Ama mescidin kapısı zarar görmüyor. Nasrettin Hasan, Afyon emiri, e, buradaki bütün e, dükkan sahiplerine Buraya büyük bir caminin yapılmasını teklif ediyor Ve camimiz O teklif üzerine yapılıyor Camimizde 40 tane Sütun vardır Bu sütunların Üzerlerinde süslemeler vardır Süslemeler Hiç birbirine benzemez 40 tane Sütunun olma Anlamı da 40 tane dükkan sahibi Anısına dikilmiştir Yani esnaf üzgün onlar cami yapılması için dükkanlarını bağışlıyorlar. Ve dükkan sahiplerini onuru etmek için üst taraflarında sütunların üzerlerindeki başlıklardaki süslemeler o yüzden farklıdır. Ve kündeki hariç sistemi dediğimiz bir sistemle yapılmıştır. Geçmeli bir sistemdir. Hiçbir tane çivi yani metal bir çivi kullanılmamış. Sadece alt taraflarında küçük böyle noktalar şeklinde ağaç çivilerle desteklenmiş e, sütunlarımızın tepeleri. Ayrıca camimiz dikdörtgen dikdörtgen e, e, görünümünde görünümündedir nedir? ve yamuk bir dikdörtgendir. Yani batı duvarıyla doğu duvarı farklıdır. Doğu duvarı biraz daha dardır. Batı duvarı biraz daha geniştir. E, batı taraftan bir kapımız var. Ve e, o kapımızdan 12 basamaklı bir merdivenle camiye girilmekte. O, o yıllarda e, bildiğimiz, kayıtlardan bildiğimiz e, Afyon emirinin e, batı tarafta kaldığını bilmekteyiz. Ve kapı da e, batı kapısından işliyor. E, batı kapısının merdivenlerin hemen bitiminde hünkar mahfeli varmış. Dört tane direk arasında müezzin mahfeli gibi hünkar mahfeli var. Ve orada... E, namazını kılıyor. Aynı zamanda mihraba geçip namazı Afyon emiri kendisi kıldırıp e, oradan e, tekrar Batı kapısını kullanarak evine gittiğini biliyoruz. O yıllarda e, Doğu kapısı hareketli. yani Doğu kapısından cemaatin e, işlediğini biliyoruz. Ve Doğu kapısının üzerinde 1341 tarihli bir e, kitabe var. Ve 1341 tarihinde camimizin ilk e, restorasyonu yapılmakta yapılmış. O yıla kadar yaklaşık 70 yıl öyle bir restorasyon falan yok. Ayrıca e, camimizin bulunduğu bu bölgede Sivrisar'la Yusuf Attar Efendi Mescidi'nin e, yandıktan sonra kapısı zarar görmemiş diye bahsetmiştim. O kapı şu an minber kapımızdır ve minber kapımız orijinaldir. E, camimizden daha öncedir. Camimiz 752 yıllık bir geçmişi vardır. Tarihçiler 80 ya da 100 yıl önceye götürüyorlar tarihi. Ve kapımız şu an minberde. Minber kapımız orijinaldir. Kapının üzerinde camimizi yapan e, marangoz yani mimarımızın ismi yazar. Marangoz Emir Haç Bey diye yazar ve 671 Rebül Ahir ayında yapıldığını yazar. Kapının altında da Selçuklu süslemesi vardır. Kapımız abanoz ağacıdır. Abanoz, biraz Türkiye'de nadir bulunan bir ağaçtır. Yumuşak bir ağaçtır. Ve şu ana kadar orijinal olarak devam etmekte. Ayrıca minberimizin sağ tarafında, Osmanlı döneminde camilere verilen sancaklar var. Afyonkarahisarımızdaki iki tane camiye verilmiş sancak. Bir tanesi bizim camimiz, Ulu Camii'ye. Diğeri de Gedik Ahmet Paşa Camisi olarak bildiğimiz, İmaret Camisi'ne verilmiş ve bizim camimizdeki sancağımız şu an orijinal olarak saklanmakta. Mihrabımızın sol tarafında bir saatimiz var. Saatimiz Abdülhamit Han dönemine aittir. yaklaşık 140 yıllık bir geçmiş var. saatin üzerinde Angeli Dakis diye bir Rum ustanın ismi vardır. Alt tarafında da Simirna yazar yani ustamız İzmir'de e, saatini yapıyor ve dış korumasının marangoz eşçiliğini Abdülhamit Han kendisi yapıyor. Camimize hediye ediyor. Abdülhamit Han'ın hazretlerinin böyle bazı camilere saat hediyeleri var. Sonra mihraba geçtiğimizde mihrabımız orijinal afyon mermeri. Ayet-el Kürsi'yle başlar. Ayet-el Kürsi'yi sonunda Sivas Tapos Ali döneminde yapıldığını ve e, kalem işçiliğini yani yazı süslemesini de Hacı Mahmut Murat Usta'nın yaptığını yazar. Ayetel Kürsi yazan ustamızdır. Ayetel Kürsi'nin altında İhlas Suresi yazar. İhlas Suresi Kul huvallahu ehad Allahu samet yazar. Sonra üst taraftan Allahü Teala'nın nefis sıfatları yani Allahü Teala Kimsenin çocuğu değildir. Lem yelidi. Ee, Allahü samet. Allah samettir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şeyi ona muhtaçtır. Üst tarafında da bir nevi ona cevap verir. Allahü teala kimsenin çocuğu değildir der. Ve devam eder. Allah lafzı vardır. Allah lafzının üzerinde hiçbir harf yoktur. Devam eder. Ee, Kul huvallâhu ehad. Allah birdir. Ve onun üzerinde de Allah'ın birliğinin cevap verir. Der ki Allah kimsenin atası değildir. Öyle güzel bir işçilik yapmış Hacı Mahmud Murat Ustamız. Sonra e, mihrabımızın iç kısmında imam sağ tarafa selam verdiğinde La ilahe illallah yazar. Yani Allah'tan başka ilah yoktur yazar. Ve sol tarafa selam verdiğimizde de Adla ya emirallah yazar. Yani... Adil ol ey Allah'ın emiri senden senden büyük Allah vardır diye e, o yıllarda emir namaz kıldırdığını söylemiştik emire bir nevi ikazda bulunuyor sonra camimiz dokuz neften oluşur sanat tarihçileri öyle öyle söylüyorlar dokuz neften oluşur ve mihrap nefi diyebildiğimiz mihrabın e, kuzeyli güneyli sütunların arası Esma Hüsna yazmış ustamız Allahü Teala'nın 99 ismi şerifini gül boyasıyla kalem işçiliğiyle el el yazması olarak yazıyor ve kalanlarımız mevcut şu an ee, üzerinde e, Selçukluları e, Selçukluları beyan eden e, yani Selçukluları has olan sekizgen yıldız vardır ve alt tarafında da Allahü Teala'nın 99 ismi şerifi vardır. Sonra bazı direkler arasında çiçek motiflerimiz vardır. Şu an camimizde o çiçek motifleri 49 tanedir. O çiçek motifleri 4 tane direk arasındaki kilimlerin motifleriymiş. Yani kilimler zarar gördü, kurt eledi ya da herhangi bir zarar gördüğünde o motifler tekrar işlenmiş ve yıllarca e, kilimlerin orijinali, caminin orijinali korunmaya çalışılmış. Ayrıca camimiz süt, tahta direk olduğu için, e, direklerin rutubetini sağlaması için, aynı zamanda da Selçuklu'nun e, mimarisinde olan bir özellik, caminin tam ortasında bir havuz var. Havuzun üstü açık. E, üst tarafından yağmur, karlık denen bir sistem. Yağmur ya da kar yağınca o havuza suyu iniyor. O suyla... Ağacın rutubeti, ağaçların rutubeti sağlanmış. Daha sonra 1950'li yıllardan sonra e, kapatılmış üstü. E, şu an direklerimiz, sütunlarımızın e, bakımını üniversite yapmakta. Sadece biraz kurtlanma yapıyor. Mayıs, Nisan, Mayıs aylarında üniversiteden bilim adamlar gelip onları bir ilaçtan koruyorlar şu an. Ve sütunlarımızın dışında herhangi bir boya ya da vernik herhangi bir şey yok orijinal bir şekilde devam etmekte. Camimizin minaresi var. Minare, Selçuklularda Güdük Minare şeklinde var. Ama bizim minaremiz Yıldırım Beyazıt dönemi. Osmanlı döneminden kalmadır. Orijinaldir. Süslemeleri ve tuğlaları orijinal bir şekilde hala devam etmekte şu an. Orijinaldir. Sonra camimizin Kuzey Kapısı, daha sonra cemaat oradan hareket etmeye başlamış ve şu an e, hareketli kısım yani cemaatin girdiği kısım Kuzey Kapımızdır. Kuzey Kapımızdan girince sol tarafta bir kabir vardır. Orada Çil Hafız, e, Çile olarak bildiğimiz e, hocamız vardır. E, Çile Hafız hocamız e, Afyon'un ilk müftüsü vardır. Hüseyin Bayık ve Bayıklar Sülalesi'ndendir. Hüseyin Bayık'ın da aynı zamanda kayınpederidir. Çil Hafız Ali Rıza Efendi bir vasiyetinden dolayı öğrencileri 1909'da vefat edince camimizin girişine sol tarafına defnediyorlar. Ali Rıza Efendi kendisi müderris aynı zamanda camimizin karşısında dört tane medrese var. Medreselerde e, ee, kayıtları var. Ee, kayıtlarda 70 tane, 60 tane öğrenciler yetiştirilmiş her yıl. Ee, müderris hocamız ve onun kabri var şu an camimizin içerisinde. Aynı zamanda camimiz e, bahsetmiş olduğumuz gibi e, dikdörtgen ama yamuk bir dikdörtgendir. Batı duvarı Pencereleri yüksektir. Yüksekte olmasının sebebi ise batı tarafında şu an e, gasilhanemiz var, e, lavabolarımız var ve e, su havuzumuz var. İlk yapıldığında orası küçük bir tepecikmiş. Daha sonradan açılıyor artık ve şu an o e, tuva, e, yani lavabolarımızın üzerinden e, batı kapısına e, küçük bir köprü gibi yapılmış. O köprüden giriş sağlanmakta. Camimiz 19 Eylül 2023'te e, Arabistan'ın Riyad e, kentinde UNESCO'nun yapmış olduğu 45. toplantısında camimiz e, dünya kültür mirası olarak tescillenmiştir. Ve bizim camimizle beraber 5 tane camidir. Birisi bizim Ulu Cami'mizdir, öbürü Eskişehir Sivrisar Ulu Camii. Ankara'da Aslanhane Ulu Camii, Konya Beyşehir Eşefoğlu Ulu Camii ve Kastamonu'da Kasaba Cami, kasaba Köyü'nde bulunan Candaroğlu Mahmut Bey Camii bir grup olarak Anadolu'da Orta Çağ dönemine ait Histopil Camiler Grubu olarak Dünya Kültür Mirası olarak tescillenmiştir camimiz aynı zamanda. Kıymetli izleyenler Anadolu Tarihi Afyon Karahisar programımızda tarihi ve her dokusundaki özelliğiyle Ulu Cami'yi ekranlarınıza getirdik. Gelip görmenizi önemli tavsiye ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın. çarar